Merhaba arkadaşlar. Bugün bir maç gününden daha gene beraberiz. Bursaspor'umuz bugün İstanbulspor'la Timsah Arena'da karşı karşıya geliyor. İsterseniz maç öncesi birazcık geçmişte bu iki takım neler yaşamış biraz inceleyelim. Bursaspor'la İstanbulspor 25 Mart 2006 yılında Bursaspor'un başında o zaman Raşit Çetiner vardı arkadaşlar, hatırlarsınız. Bursa'daki maçı 2-1 Bursaspor kazanmıştı ve golleri de Serdar Topraktepe ve Burak Akdiş atmıştı. İlk yarı İstanbul'da oynanan maçı ise Bursaspor'umuz 2-1 kazanmıştı. Golleri ise Wellington kendi kalesine ve Recep Aydın atmıştı. Bu maçta bir de kalecimiz Çağlar Şahin Akbaba maç 0-0 iken bir de penaltı kurtarmıştı. Fatih Tekke ile iyi bir performans yakalayan İstanbulspor son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik yakalayarak namağlup olarak yoluna devam ediyor arkadaşlar. Ama şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. İstanbul'da ilk 2-1 yendiğimiz maçta da İstanbulspor'un gene 5 maçlık bir yenilmezlik serisi vardı ve biz o seriyi bozmuştuk. Arkadaşlar İstanbulspor'un Giresunspor'la oynadığı maç 1-0 öndeyken yarıda kalmıştı. O maçı alıp bu maçı da aldıkları takdirde gerçekten iddialı bir duruma gelebilirler. İstanbulspor'un kadrosunda yer alan en önemli oyuncular ise Aldin Kayıç, Papa Diouf, Onur Ergün ve Kemal İssa. Bursaspor cephesinde ise arkadaşlar sakat ve cezalı oyuncular birazcık moral bozuyor. Abdullah Şehu, Özer ve Burak Altıparmak cezalarından dolayı bu maçta oynayamayacaklar. Serdar Özkan ise bildiğiniz gibi sakatlanarak sezonu kapattı. Bursaspor için bu maç çok önemli arkadaşlar. Ne kadar zorlansa da eksiklerinden dolayı seyircisi önünde maça favori çıkacaktır. Tabi bu maç öncesinde Ümraniye maçında kırmızı kart gören Şehu'nun itirazımız sonrası cezasının bir maça inmesi ve başkanımız Mesut Mestan'ın da 15 günlük hakkı mahrumiyeti cezasının ortadan kalkması camiada olumlu bir etki yarattı. Özer'in ise bu maçtan sonra oynayacak Balıkesir maçından sonra cezası bitmiş olacak. İstanbulspor ve Balıkesirspor maçlarını kayıpsız geçebilirsek Bursaspor'un önü açık arkadaşlar. Fikstüründe gerçekten puan durumunun ortasından bir çizgi çizecek olursak altında kalan takımlarla oynadığını göreceksiniz ve zaten son altta kalan 4 takımda düşmeme mücadelesi veriyor. Bu bizim için bir avantaj olarak gözüküyor. Bu yüzden dolayı son 9 maçta alınacak 7 galibiyet ben bizi Süper Lig'e taşıyacağına inanıyorum. Haftaya havanın güzel de olmasıyla Salı günü oynayacak olan Balıkesir deplasmanına taraftarımız akın edecektir. Zira bu maçı da kazanırsak şehirde çok olumlu bir hava olacaktır. Balıkesir Spor'da da Foxy ve Mırsic cezalı durumlar arkadaşlar. Ayrıca sizin de sosyal medyadan takip ettiğiniz üzere şehir artık Bursaspor bayraklarıyla süslenmeli ki biz de bir havaya girin. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da 60-70 tane dev Bursaspor bayrağını gene şehrin çeşitli noktalarına asacağını açıklamıştı. Arkadaşlar cami olarak yeniden kenetlerle takımımıza destek verme zamanı diyorum. Ve bu ligden kurtulmamıza son 9 hafta. Haydi Bursa, maça! Evet, maç hakkındaki görüşlerin neler? Tamam o zaman, hadi bakalım. Görüşürüz. We'll be right back.
25 numara Çağlar Şahin Akbaba. 75 numara Tayfur Binkör. 66 numara Mamadu Diyarlar. 88 numara Anıl Kıver. 39 numara Kerem Can Aküz. 15 numara Aykut Akül. 5 numara Emirhan Aydınhan. 99 numara Abdurrazak Zinure. 17 numara Recep Aydın. 9 numara Kubilay Kanatsızkuş. 11 numara Yekren Sinizol. Teknik direktörümüz